Bugünkü son konuğumuz fonksiyonel tıp diyetisyeni Ferhat Gültekin. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bugün Merhaba. sizlerle diyetisyenlik hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz. Evet. Genel bir algı var çünkü herkes internet açıp diyet yapmaya hemen başlıyor. Diyetisyen kimdir, diyet nedir? Bize biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Aslında çok güzel bir konudan bahsettiniz. Bu diyetisyen sosyal medyada biraz daha böyle hep yasakçı, aç bırakan bir olarak bilinsel aslında kontrollü gebelikten gebelik süreci, bebeğin doğumundan sonraki annenin emzirme dönemindeki beslenmesi, daha sonra çocuğun gelişim aşamasından tutun, herhangi bir hastalık durumunda olsun. Yani kısacası kontrollü gebelikten son nefese kadar aslında beslenmenin olduğu her yerde olan kişi Dilsendir. Dilsen ünvanını alması için ise üniversitede 4 yıllık Sağlık Bilimleri Fakültesinden Besleme ve Diyetetik Bölümünden mezun olması gerekmektedir. Ardından lisans diplomasını alarak bu mesleği yapabilir aslında kendisi. Peki hocam diyetisyenlikle fonksiyonel diyetisyenlik arasındaki fark nedir? Fonksiyonel tip biraz daha bütüncül bakmadır olaya, tek hı hı. taraflı bakmaz, sadece tarıta odaklı olmaz, kişinin Beslenme ihtiyacını doğal besinlerle, doğal yağlarla, baharatlarla, güzel karışımlarla çünkü bazı besinler birlikte kullanıldığında etkisi %100'e kadar artabiliyor, %5'e kadar artabiliyor. Bunların karışımını karşı tarafa öğreterek bir yaşam tarzı getirmesini sağlayarak aslında doğasını kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir nevi çok pardon Sevinç Hanım bir nevi iş temizleme diyebilir miyiz? karışımlarla? Evet gibi. arınma gibi doğaldan beslenme <laughs> özümüze dönmek gibi diyebiliriz aslında biraz. Güzel. Şimdi insanımızda genel bir algı var. Herkes bir interneti açıp sosyal medya üzerinden kendine özgü bir diyet bulmaya çalışıyor. İşte bir diyet listesi indiriyor ve diyor ki ben bunu yapabilirim. Ama diyetin bildiğim kadarıyla kişiye özgü olması gerekiyor. Doğru mudur? Tabii ki. Aslında her kişinin diyeti kendine özgü hesaplanması gerekiyor. Diye danışan sadece listeyi görse de aslında arka tarafında çok büyük bir hesaplama var. Yani bazen böyle hani 3 yemek kaşığı 4 yemek kaşığı deniyor ya. O her bir yemek kaşının bir arka planı çok fazla hesaplanması gerekiyor. Kişinin bir hastalığı olabilir, bir ihtiyacı farklı olabilir, yasaklı besinleri olabilir. Bunu kişinin kendine göre beslenme uzmanının o kişiye Özgü hesaplaması gerekiyor mutlaka. Peki. Yoksa hastalığı artabilir, olmayan hastalığı ortaya çıkabilir. Beslenme konusunda çok hassas olması gerekiyor aslında. Ya da kişiye özgü de şöyle bir sorun yaşayabiliyoruz. Kişinin yaşam tarzına, damar lezzetine uymuyorsa... Kişi bunu yapamayacağını düşünüyor evet. ve diyeti bırakıyor aslında sağlıklı beslenmeyi bırakıyor aslında bir yaşam tarzı gelse evet. çok daha basit oluyor. En büyük doymuyorum, soru... da e, e, doymuyorum da diyorlar. Evet <laughs> doymuyorum diyorlar. Doymuyorum ben şöyle biraz da aslında e, yöresel olarak da yemenin ya da yeme alışkanlığının çok büyük etkisi oluyor. İster istemez örnek veriyorum Güneydoğu'da yetişmiş ya da Güneydoğu'da evet. doğmuş birisiyseniz damak lezzetiniz acıya baharatlıya et türlerine daha baskın. Kesinlikle. E, böyle insanlar için ya da bu yörede yetişen insanlar için diyet kavramı biraz Biraz daha ağır gelebiliyor, katı gelebiliyor. Çok farklı olabiliyor. E, peki diyelim ki ister istemez insanlar bu sürece girdikleri zaman bir kıstas içerisine giriyorlar, kısıtlama içerisine giriyorlar. Hı hı. E, e, i̇nsan doğasında var zaten o kısıtlamaya girmek aykırılık. Maalesef ki e, öyle bir sisteme girdiğiniz zaman o uyuma e, girmek istemiyorsunuz, o uyuma denge sağlamak istemiyorsunuz. Peki diyelim diyeti biz nasıl sevdirebiliriz ya da bu diyete e, girme sürecinde e, devam edilebilirlik anlamında insanlara nasıl bir psikoloji ya da bir uygulama getirebiliriz? Sürdürülebilirlik şöyle bizim için avantajı oluyor. <laughs> kişiyi öncelikle annemle kısmı çok önemli. anemle kişiyi çok iyi dinlemedi. Tanıma avra, evresidir. Tanıma evresindeki sen karşı tarafı ne kadar iyi tan tanırsan evet. o, o kadar iyi bir liste hazırlayabiliyorsun. Kişinin saatleri çok önemli. E, bazı danışanlar oluyor. E, vardiyası geriye çok farklı saatler çalışabiliyor. Yani 3 vayda çalışanlar olabiliyor, 2 vayda çalışanlar olabiliyor. Bu saatlere uygun beslenme listesi hazırlanmazsanız yapamıyor maalesef ki. ki mesela var ya sosyal medya akşam alttan sonra bir şey yemeyin diyorlar mesela. Evet, maalesef. Tamam. Kişinin vardiyası, <laughs> bazı, da, bazı <laughs> danışanlar var vardiyası. Akşam altı gece 4 varlığı olan var. Mesela ben öyle bir var diye biliyorum. Peki. Akşam altından sonra nasıl bir şey yemesin mesela? Değil mi? Doğru. Düşüp bayılır Hocam, efendim. Olmaz. Hocam biraz önceki verdiğim örnekteki gibi artı bir parantez açarsak. Hı -hı. E, diyelim ki yöresel e, işte yeme lezzetine alışmış bir insan ama kilo vermek de istiyor. Hı -hı. Hem görüntü olarak hem sağlık gidişatı hem de yaş olarak buna müsait aslında. Tamam. E, ona uygun bir beslenme mi hazırlıyorsunuz? Yoksa hayır hani sen bu damak lezzetine alışmışsın ama işte yine de bu kıstası uyumak zorundasın tarzı. Mesela kişi diyelim ki acıyı seviyor, baharatlıyı seviyor. Evet. Et ürünlerini tüketmeyi seviyor. Ona uygun bir diyet listesi mi hazırlıyorsunuz? Yoksa ekseriye normal bir kalıp içerisinde bir diyet listesi mi hazırlıyorsunuz? Aslında ne tam onun istediği oluyor, ne tam benim istediğim oluyor. Ortalığı bulmaya çalışıyoruz diyebilirim. Aslında biraz bir daha çok kişiye özgü bir, bir adım, adım atıyor, e bir adım ben atıyorum. Ortalığı bulmaya çalışıyoruz. Ee, şöyle bir önyargı olabiliyor kişilerde. Ben diyete başladım, eyvah aç kalacağım korkusu evet. olabiliyor. Biz tam tersine diyoruz ki her besin kilo aldırabilir, her besin kilo verdirebilir. Ama miktarıdır efendim bizim için önemli olan. Yani her miktar fazlaysa kilo aldırabilir. Çünkü o bazal metabolizma hızının üstüne çıkmaması gerekiyor. Hı hı. Üzerine çıkarsa o yediği vücutta her türlü yağ olarak depolanır efendim. Şimdi bölgesel incelmeye gelecek olursak, şimdi bölgesel incelme için birçok makineye başvuruyoruz. Birçok e, güzellik merkezine gidiyoruz. Hatta bazı diyetisyen arkadaşlarımız da var bölgesel incelme için kullanılan bir andülasyon terapisi var. Yanlış evet, bilmiyorsam. Evet. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Andülasyon terapisi nedir? Andülasyon terapi aslında Almanya'da hareketsiz, hareketsiz yaşama karşı üretilen bir cihazdır. Ee, bir teknoloji diyebiliriz aslında daha doğrusu. Teknolojinin amacı osilatif salınımlarla kasları gevşetmek, vücuda endorfin salgılatmak ve damarları genişleterek aslında biraz daha kan dolaşımını sağlamaktır çağımızın en büyük sorunu nedir? Hareketsiz yaşam. Kişi evet. saatli ve beslenme çalışıyor ama 8-6 ması başı çalışıyor. Her yere evet. arabayla gidiyor. Hareket edemiyor aslında. Bunun sonucu ne yapıyor? Andilasyon terapi sistemi sayesinde cihazımızda kaldığı sadece 15 dakikada 2,5 saat yürümüş olarak kan dolaşımı sağlıyor. Yani ve, pasif jimnastik olarak da söyleyebiliriz biz bunu. Bu Bizim yani iki buçuk saatlik yürüyüşteki elde edeceği biyolojik tüm fonksiyonlar aslında elde etmiş olabiliyor, kazanıyor. Tam iki buçuk saatlik spor denk gelmez. Bir saatlik falan spor denk gelir ama vücudu çok çok rahatlatıyor. Atımı çok güzel hızlandırıyor. Şöyle bir sorun oluyor çünkü yedi farklı vücut tipi var şu an çağımız neredeyse. Sekiz de ama yedi farklı değilimiz şu anda. Kişi geliyor 56 kilo ama hala basenleri var ne yapsın 35 kilo mu düşsün hani çünkü vücut tipi efendim armut vücut tipi olduğu için hala basenler olabiliyor. Başka bir başka bir kişi gelebiliyor. E, gö, göbek bölgesi olabiliyor, sinir bölgesi olabiliyor. Bu gibi durumlarda aslında biraz da anlason terapi sistemini kullanaraktan kişiye bölgesel olarak yağ yaktırabiliyoruz. Bunun en büyük avantajı tıbbi bir cihaz olduğundan dolayı kendi bu işlemi yapmıyor. Vücuda yaptırıyor. Vücut Hı -hı. bunu kendi yapmış gibi hissedip hissetti doğal yollarla, ter yollarıyla ve idrar yollarıyla vücudun attığı için kalıcılığını sağlamış oluruz aslında. Yani kilo vermesine de fazlasıyla bir etkisi var. Kilo Tabii metabolizmayı hızlandırdığı için daha fazla ATP üretimi sağlıyor ve kilo vermeyi de kolaylaştırıyor efendiler için. Peki e, diyelim ki işte hasta geldi size herhangi bir sağlık sorunu bir sıkıntısı yok. Sadece kilo vermek istiyor görsel olarak. Hı -hı. Gidişat anlamında e, ama e, sadece işte ben yemek yemeyeceğim verdiğiniz diyete uyacağım tarzında bir yol mu izlemesi gerekiyor? Yani kısacası şunu demek istiyorum. Kilo vermede neler etkili olabiliyor? Kilo vermede neler etkiliyor bu? kişinin eğer bir kabızlığı varsa çok etkileyebilir bizi. <laughs> Hele kronikse daha da fazla etkileyebilir. En çok karşılaştığımız ise tiroid bezlerinin çalışmıyor olması, yani yavaş çalışır olması. Bu metabolizmi çok yavaşlatıyor. E, vücut sanki sindirim yapmıyormuşçasına bir yavaşlama sebep <laughs> olabiliyor. Bu çok etkili oluyor bizim için. Burada tiroidi yavaşlatan besinleri aslında biraz daha belli süre listesinden çıkartıp tam tersine tiroidi hızlandıran besinleri listeye ekleyerek ee, ona hareket kazandırmaya çalışıyoruz. Ben bir şey de sorabilir miyim? Çok pardon Sevinç Hocam. Ee, stresin, şimdi insanlar ister istemez o yeme sürecinde evet. strese girdikleri için... E, ...sizin bir program belirliyorsunuz, siz bir program belirliyorsunuz Hı -hı. ve... E, ...bir aylık işte diyorsunuz ki 3 kilo verilmesi lazım bu bir aylık süre içerisinde. İşte gelen hastanız e, panik yaptı, strese girdi ya da o program kendisini psikolojikmen etkiledi... Onun ne derece kilo vermede etkisi oluyor stresin? Şöyle vücutta aslında kilo vermeye etkilen 10 tane hormonumuz var. Bunun 8 tanesi diyor ki toksun yeter bu kadar daha fazla yeme diyor. İki tanesi diyor ki hayır açsın açsın daha fazla yemen gerekiyor diyor. Ama nasıl oluyordu bu iki tanesi? Bu sekiz tanesini bastırıyor. Çünkü bu iki tanesi sadece stres zamanı yükseliyor efendim. Ondan dolayı. Streste vücudumuzun aynı telefonda olduğu gibi bazı modları var. E, kıtlık modu var mesela. Kıtlık modunda vücut korkar, kendini kapatır ve sanki bir besin bulamayacakmış gibi zannede ve daha da Ondan fazla seneyim, acıkır. Böyle. Hep her yediğini depolamak ister. Çoğu danışan da şöyle sorun olabiliyor. E, bana geldiğinde aç kalmaktan korkuyor. Annemizi bir dinliyorum. Benim mercimin yarısını yiyor zaten. Daha da azını yiyor aslında. Çok az yediğinden dolayı vücut korkuyor. Metabolizma çalışmıyor. Aslında işlemen demir pas tutuyor. Yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor efendim. Onu biraz hızlandırmak gerekiyor aslında. Bir bakıyor ki daha fazla yorum, aç kalmıyorum ve kilo veriyorum ve çok mutlu oluyor. Endorfin salgılıyor. Endorfin salgıladıkça efendim o stres olmanı bastırıp vücut kendi kendine salıp fazladan kurtulmaya başlıyor efendim. Hocam çok sevimli anlattınız. Hakikaten ben e, açıkçası diyet sistemine biraz katı bakan bir insanım. Hı -hı. Psikoloji olarak ve her zaman için diyet mantığı bende çok ters bir etki yaratmıştır. Daha da çok stresli Evet. Soktur. Ben de <laughs> ondan, evet, Ondan dolayı sormak istedim hocama. İster istemez çünkü hani e, sadece kilo vermek anlamında değil, sağlıklı yaşam anlamında anlamında diyet yapılması. Aslında diyet evet. de değil, sağlıklı beslenme e, etkili oluyor yaşam sürecimiz içerisinde. Aslında kalıcı olmasını bu sağlıyor biliyor musunuz? Kişinin sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi ve yaşam tarzına getirmesi çok önemli oluyor. Ya e, aslında önemli olan doğru uzmanlarla çalışabilmek. Evet. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim Ben çok teşekkür ederim. İzlisi çok Çok, çok, değerli. Evet, çok, teşekkürler. çok sağ olun. Her şeyden öncenin sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıkla kalın.